Adacığım, benim iş hayatında bir tane altın kuralım var. Bilmek ister misin? He, tabii, buyurun. Kuralım, kuralsız oluşum. Acımasız oluşum. Yani benim sana karşı davranışlarım sana bağlı. Ok. Sanırım ben ne anlatmak istediğinizi tam olarak anlamadım Tuğçe Hanım. Ada, o yazıyı yazmayacaksın. Yazacağım Tuğçe Hanım. Bora Bey'i duydunuz. Duydum, duydum. Ben de yazma diyorum. Toplantıda diyemediniz ama. Savaş mı istiyorsun canım benim? Aa, hayır, hayır savaş falan istemiyorum. Ben sadece bana verilen görevi en iyi şekilde yapmak istiyorum. Ben seni çok iyi anladım. Gerçekten anladım. Haberin olsun. Güzel. Beni anlamanıza sevindim Tuğçe Hanım. O zaman şöyle diyelim mi? İyi olan kazansın. He? Öyle diyelim bence de. Diyelim. Kolay gelsin sana o zaman. Size daha çok kolay gelsin. Sana bir özgüven gelmiş tatlım. Ben özgüveni yıkarım. Ada, konuşalım mı? Ada, ne yapmaya çalışıyorsun sen? Hı? Ne yapmaya çalışıyormuşum? Bu beyaz evlilik muhabbetine bizi patlatacak mısın? Bunu mu istiyorsun? Ay, sen koytun mu sen? Ada bak, bu işin şakası yok. İkimiz de yanarız diyorum sana. İkimiz diye bir şey yok. Zaten hiç olmamışız. Ben biraz kalın kafalıyım. Geç anladım sadece. Ne haber? Ada, bak bu yazıyı yazmayacaksın. Tamam mı? Bırak Tuğçe salak salak bir şeyler yazsın, bitsin konu kapansın yani. Biz de kurtulalım. Sen müstakbel nişanın hakkında salak salak şeyler mi dedin? Ah! Ya sen ne kadar saygısız bir insansın ya. Saygısız. Senin kendine bile saygın yok. Gerçi doğru. Ben de senin yerinde olsam, ben de kendime saygı duymazdım. Ada bak, seni son kez uyarıyorum. Şimdi gidiyorsun ve yazmıyorum diyorsun. Hadi. Yoksa ne olur? Beni yakarsın. Ben de seni yakarım. İkimiz de yanıp kül oluruz. O zaman elinden geleni ardına koyma. Çünkü ben daha yeni başlıyorum. Kızlar, Tuğçe Hanım nerede? Çıktı, yazı için göçmen bürosuna gidiyorum dedi. Merhaba. Merhaba, müsait misiniz acaba? Buyurun, buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Celal Bey, ben bizde böyle .net isimli bir internet sitesinin baş editörüyüm. Tuğçe benim adım. Hah, çok güzel. Evlilik yoluyla vatandaşlık alan çiftlerle ilgili bir yazı hazırlıyorum. Bunun için netten de araştırma yaptım ama en iyi kaynağın burası olduğunu gördüm. Hmm, kesinlikle öyle. Peki nasıl yardımcı olabileceğim? Düşündüm ki kesin sizin tanıdığınız böyle bir çift vardır. Onlarla konuşmam mümkün mü acaba? Benim için irtibat kurar mıydınız? Aklımda tam size göre bir çift var. Bir saniye. Hmm.
Aferin sana. Harika iş başardın. Aferin. Ne diyorsunuz Rüzgar Bey? Anlamıyorum sizi. Tuğçe göçmenlik bürosuna gitti. Alan araştırması yapıyor. Ne? Ben bitirdim Bora Bey. Tamam. Bakacağım. Tamam. Biraz daha çalış üstünde. Tamamdır. Gerçekten bir şey bul. Salak salak iş yapma. Şunları faksayalım. Bora Bey, ben bunları faksadım dün. Bir kez daha faksa o zaman hadi. Rüzgar, sen Arnavut'tun değil mi? Evet. Şu beyaz evlilik meselesi. Çevrende hiç bu tarz evlilik yapan var mı? Eşin, dostun, arkadaşın falan. Herhangi birisi. Yok, ben bilemedim. Anladım. Aklına bir şey gelirse konuşuruz. Hı hı. Gidebilirsin. Bak, bu işten büyük patlayacağız. Gerçekten büyük patlayacağız. Patladık. Ne? Vallahi patladık. Ne? Alo. Celal Bey. Nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Kızım nasıl? Adamı iyi iyi, o da yanımda zaten. Adacığım hayatım, merhaba de Celal Bey. Alo, Celal Bey merhaba, nasılsınız? İyiyim, sesini duydum, daha iyi oldum. Ben de öyle, çok mutlu oldum. Hayır olsun inşallah. Burada bir hanımefendi var. Sizin gibi çiplerle ilgili bir yazı hazırlıyor. Tuğçe Hanım. Ne yapacağız? Acaba deneyimlerinizi paylaşmak ister misiniz? Görüştüreyim mi? Alo? Alo, sesim geliyor. Alo? Geliyor, geliyor. Biz balayına çıkıyoruz da malum gidemedik, bir kaçamak yapalım dedik. Yoldayız şu an hatta. Bir aydan önce dönmeyiz biz. Güzel o zaman. Ben Tuğçe Hanım'ı vereyim, siz görüşün. Alo, merhabalar, Tuğçe ben. Alo. Kesildi. Yoldalarmış. Çifte kumrular. Balayındaymış. Olmazsa size başka bir çift de ayarlarız. Şimdi aile mahremiyeti söz konusu olunca elimizden bir şey gelmiyor. Tabii tabii, çok haklısınız. O zaman ben şöyle size kartımı versem ve sizden haber beklesem olur mu? Tabii. Tamamdır. O zaman çok teşekkürler. İyi günler diliyorum size. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Şimdilik atlattık. Yarın ne olur bilemem. Tuğçe Celal'e ulaştı. Kim sayesinde? Kim sayesinde adacığım? Bravo adacığım. Sen böyle yapmaya devam et, tamam? Tamam. Okey. Bana bak, bana yükselme. Senin karşında öyle ezik ada yok. Hayatım, canım, cicim diyen ada yok. Elle konu sahip ol. Yapma ya. İstediğim gibi konuşurum. Sen karışamazsın bana. Tamam mı? Aşk kendi seçer.